Bir de biz birbirimizin hani netice itibariyle biz kardeşiz ama her biri Allah'ın kulu. Yani Efendimiz'e bile hocam bir ara bir hutbe dinlemiştim. Sonra Buhari'de onun hadis olduğunu <laughs> tekrar hatırladım. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir zaman hocam o bazılarını isim isim anarak bir lanet ifadesi kullanılıyor dece ana muhunadaki oradan evet. Ya yok cana bak ona hocam. Laysa aleyke hudahum hani onların hidayetleri de senin, senin görevin de değil. değil, senin görevin değil. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder anlamında bir ayet nazil oluyor. Yani bakıyorsunuz Habibullah'a bile yani demek ki Resulullah'ın ne kadar böyle ciğerini yaktı ki? İki ay sürdü o. Evet. İki yani. ay sürdü. Buna mukabil Resulullah'a bile sallallahu diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Sen onlar, devam et, ha, et, onlardan da ümidini kesme diyen evet. bir Rabbimiz var. Onlar da benim kulum Tabii. diye sahiplenen bir Sabah Rabbimiz Sabah namazında hocam evet. isim vererek dua etti. Evet. evet, isim verdi. Evet. Onları sana havale ediyorum ya Rabbi dedi. İki ay sürdü bu. Evet. Ama sonra kalktı. Evet. Yani e, şunu ifade etmek istiyorum e, hocam. Doğrusu biz müminler olarak birbirimizin gıyabında bile onların lehinde dua edebilecek, Ya Rabbi affet diyebileceğimiz, Ya Rabbi bağışla diyebileceğimiz bir gönül genişliğine sahip olmamız gerekiyor. Çünkü Kur'an bize bunu istiyor, böyle müminler olmamızı. Habibullah Efendimiz böyle müminler olmamızı istiyor. Ne zaman böyle birbirimiz hakkında iyi duygular besleyen müminler olursa galiba Cenab-ı Hakk'ın rahmeti üzerimize daha çok gelecek. Babamdan bir hatıra <gülüyor> nakledeceğim <gülüyor> hocam. Mehmet Aşık Kutlu rahmetullahi aleyh'ten işte aşireyi takrib okuyorlar. Trabzon'un işte o filçesinin bir köyündeler. E, hoca Efendi'den ders okudukları esnada en küçüğü 15 yaşında olan koca koca talebeler. E, bir gün birisi geliyor o da herhalde hoca kılıklı ya da hoca gibi birisi açıyor ağzını yumuyor gözünü hoca efendiye talebelerinin önünde hakaretler ediyor. İşte şunu niye şöyle dedin, niye böyle dedin gibi. Hoca Efendi de çok halim selim bir insanmış. Yani bir kere konuşur, konuşunca imza olur konuştuğu bir zatmış. Rahmetullah Aleyh, elini öpmek bana nasip olmuştu çocukken. Hoca Efendi böyle dinliyor, dinliyor. Adam rahatlıyor, gidiyor. Babam da dedi ki, çok üzüldük dedi hocamıza bizim gözümüzün önünde... Yani keşke bize bir işaret etse de adamı kapının önünde doğrasak diye düşündük diyor. Bunlar tabi delikanlı her biri. Ee, sonra büyüklerinden biri, e, Hoca Efendi demiş, çok hakaret etti size, bu bir cevabı hak etmemiş miydi? Demişler hocalarına. O da hiç istifini bozmamış. Öyle öyle çocuklar ama o bu gece nasıl uyuyamayacak göreceksiniz demiş. O kendini yaktı demiş. Allah Allah. Hocam müthiş bir şey. Bu. Evet. Sonra babam dedi ki e, biz çocuklar çıkınca o büyük talebelerine cevabını vermiş. Ama çocukları bu işe karıştırmayayım düşündüm demiş. Allah yani Allah. koca bir alim icazetli kurra bizzat yani binlerce hafızın hocası şu anda o talebeleri, talebelerinin talebelerin talebesi hafız yetiştiriyor şu anda. Çocuklar iki hoca kavgasına müdahil olmasınlar diye susmuş, bağrına basmış, kendini ezdirmiş, hocalığını ezdirmemiş. Ama bugün bak rahmetle anılıyor değil mi hocam? Evet tabii rahmetli evet. anılıyor. Evet. Allah e, hocam kullarını aziz tutanı Allah da aziz eder. Celle Celaluhu. Celle Celaluhu.